Allah sana verdiklerini başına kakmaz. Sana şefkat eden bir Rabbin var. Sahipsiz değilsin. O seni ve diğerlerini şefkatle terbiye ediyor. Herkesi merhametinin kucağında ağırlıyor. O seni sevdiği için var eyledi. Seni severek var eyledi. Senin varlığından hoşnut. Senin varlığın ona yük değil. Büyük bir ateşten küçük bir çıra tutuşturulsa, ateşten ne eksilir? Yaşaman ona ağır gelmez. Seni beslemek ve büyütmek ona zor değildir. Senden sadece verdiklerine teşekkür etmeni istiyor. Hem böylece sana sonsuzca vereceğini de müjdeliyor. Sen ona nankörlük etsen de üzerinden kudret elini çekmiyor. Sen onu unutsan da sana küsmüyor. Sadece hatırlamanı istiyor. Bekliyor, sabırla bekliyor. Ona Rabbimiz dememizin bir nedeni de bizim gibi verdiklerinin karşılıklı vermemesidir. Sofrada misafirinin yediği lokmaları sayan cimri bir ev sahibi mi sanıyorsun onu? Hazinesinin ve cömertliğinin ne kadar geniş olduğunu anlamak istersen sadece bahar mevsimine dikkatlice bakman bile yetecektir. Nasıl da her şey cömertçe. Balçağa dönmüş topraktan çıkarılır. Evde kardeşin sana verdiği kazanı ikide bir imalı imalı hatırlatır. Arkadaşın bir zamanlar verdiği hediyeyi arada bir diline dolamaktan zevk alır. Patronun maaşına yaptığı zammı gerine gerine yüzüne vurup vurup daha çok çalışman gerektiğini hatırlatır. Evliysen eşin kızdığı zaman alışverişi kendisinin yaptığını yüzüne çarpıverir. Eğer çocuğun varsa geçen defa markete ekmek almaya kendisinin gittiğini, bu defa sıranın sende olduğunu anımsatır. Bu liste böylece uzayıp gider. Yaptığını ve verdiğini başa kakmak biz fanilere özgüdür. O nimetini hatırlatır elbet. Bizim nankörlüğümüz gücüne gider. Kendince hoşnut olmaz ama asla verdiklerim gözüne dizine dursun dercesine yeni nimetler verirken yüzümüze çarpmaz. Yüceliğine ve azametine yakışır bir tarzda yine nezihçe, yine zarafetle sunar ikramlarını. Bu yüzden nimeti nimet bilen güzel insanlar bu inceliği anlayıp ona "Ey bizi nimetleriyle kendine pervane eyleyen sultanımız" diye seslenmeyi uygun görmüşlerdir. Allah üzülmeni istemez. Rabbin seni seviyor. Senin sevdiklerini de seviyor. Sevdiklerini sevmeni de seviyor. Sevinesin diye sevdiklerini de sevindiriyor. Sevdiklerini sevindirmeni seviyor. Bir düşünsene. Sevilmeseydin ne kadar zor olurdu yaşamak, ne kadar zor. Sadece yaşamak yetmezdi o zaman sana. Sevilseydin ama kimseyi sevindiremeseydin, sen sevinçli olduğun halde sevdiklerinin hiçbiri sevinemeseydi. Farkında mısın? Rabbin ne kadar da çok iyilik ediyor sana.
seni sevdiklerine sevdiriyor. Seni seviyor. Sevdiklerini de hiç ummadığın sürprizlerle sevindiriyor. Üzülmen Rabbini üzer. Şefkat ve merhametinin boyutları ötelerin de ötesinde olan Allah, senin sonsuzcasına üzülenlerden olmaman için her şeyi ama her şeyi bir anlamla, bir mesajla donattı. Yaratılan her bir varlık, her bir durum ve olay aslında Rabbinden sana bir mesajdır, inan. Bu mesajların temel amacı senin mesajları okuyan ve anlayan yetkin bir insan haline gelmen, dünyanın gelgeç yüzüne kanmaman içindir. Buna karşın çağın sadece dünyayı gören, ahireti görmeyen, tek gözlü kara korsanları seni gemilerinde bir kürek mahkumu haline getirmek için seni dünyanın güverteden ibaret olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Güvertedeki kimi eğlencelerle mutlu olmaktan başka bir mutluluk yolu olmadığını telkin ediyorlar. Böylece senin engin denizi görüp de yüzme öğrenmeye kalkışıp kürek mahkumluğundan kurtulmandan deliler gibi korkuyorlar. Onlar sahte sevinçler sunarak, anlık hazlar bağışlayarak seni ebedi bir hüznün kıyısına itiyorlar. Ama unutma ki kuşu tuzağa düşüren bir danenin lezzetidir. Allah sana karşı anlayışsız değildir. Ayrılıklara ve vedalara üzülüyorsun. Sevdiklerin gidiyor. Sevenlerin uzaklara dağılıyor. Kalbin acı çekiyor. Ağlıyorsun. Merak etme. Seni var eden Rabbin senin kalbini de biliyor. Acı çektiğini senin bildiğinden daha çok biliyor. Her şeyin dağıldığı gün, her işin sonlandığı gün sana ve sevdiklerine sahip çıkacaktır. Uzaklara gitmene gerek yok. Her gününü gün eden, sabahı pencerene getiren, gündüzü sana aydınlık eyleyen, geceyi uykunun ve dinlenmenin döşeği eyleyen O'dur. Akşamın gelişiyle veda eden günü yeni bir sabahla sana getiren, sana bütün zamanlarda ebediyen sahip çıkacaktır. Emin ol. Çektiğin acılara habire meşgul çalan telefonlar gibi kör ve sağır değil o, değil. Yüreğinin her yangınının aşina olduğunu söylüyor. Ayrılıklarına ve sıkıntılarına metal soğukluğundaki plazalar gibi umursamaz değil o. Yitirdiklerinin hepsini sana iade edeceğine söz veriyor. Sevdalarına ve özlemlerine çok seçenekli sınav kağıtları gibi tatsız ve tutsuz formüller sunmuyor o. Seni herkesten çok anlıyor. Seni senin kendini düşündüğünden daha çok düşünüyor.